Bildiğiniz üzere yarın anneler günü. Bugün aramızda bulunan birçok kayıp annesi evlatlarının mezar yerlerini aramakta, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormaktadır. Ancak annelerin yüzlerce haftadır devam ettirmekte olduğu bu arayışa siyaset erki halen kayıtsız kalmaktadır. Biliyoruz ki kayıplar meselesiyle yüzleşmeden hakikate erişmek mümkün olmayacaktır. Buradan kayıp yakını ailelerimizle bir kez daha yineliyoruz. Kayıplar bulunsun, failleri yargılansın. Cumartesi annelerinin yanındayız. Çünkü en temel hak, insanlar için en temel hak olan yaşam hakkını savunmaktadırlar. Biz biraz mahcubuz cumartesi annelerine karşı böyle bir acı olaylar nedeniyle. Ama minnettarız aynı zamanda bıkmadan sabırla yaşam hakkını savundukları için, haberdar ettikleri için. Şu anda elimde tuttuğum Can Ayşe'nin afişi. Kendisinden yeni haberdar oldum. 47 yaşında ve oğlu askerdeyken kaybedilmiş bir yoldaşımız, arkadaşımız. Mehmet Şerif Avşar evli ve iki çocuk babasıdır. Diyarbakır Yenişehir'de bulunan ailesine ait gübre satış dükkanında çalışır. Mehmet Şerif Avşar 22 Nisan 1994 günü ailesine ait dükkanda ağabeyleriyle çalışırken dükkana gelen uzman çavuş Gültekin Sütçü ve yanındaki üç korucu tarafından gözaltına alınır. Ağabeylerin yanına alınıp götürülmesine rağmen gözaltına alındığı reddedilir. Olaydan yaklaşık 2 hafta sonra harabe bir binada Mehmet Şerif Avşar'ın cenazesi bulunur. Mehmet Şerif Avşar'ın kız kardeşi Sadiye Avşar'ın anlatım ve beyanlarına göre dükkana ilk olarak 3 korucu ve 1 itirafçı gelir. Korucular Şerif'in ifadeye götürüleceğini söyler. Ağabeyleri Şerif'le birlikte gitmek ister. Ancak korucular buna izin vermez. Şerif ağabeyim korculardan kimlik göstermelerini ister. Korucuların yanında bulunan uzman çavuş Gültekin Sütçü Şerif'e kimliğini gösterir. Ancak ağabeyleri yine Şerif'i bırakmak istemez. Gültekin çavuş hepsini öldürün diye emir verir. Şerif öne atılarak tamam ben gelirim der. Gelen korucular Şerif'i Toros marka araca bindirip dükkandan ayrılır. Ağabeyleri kendi araçlarıyla Toros'u takip eder. Şerif'in saray kapıda bulunan Jiten binasına götürüldüğünü görürler. Ağabeylerin binaya girip kardeşlerinin gözaltına alındığını belirtir. Orada bulunan memur, biz gözaltı yapmıyoruz, siz burada beklemeyin, biz alacağız şeklinde yanıt verir. Ağabeyleri uzun süre kapıda beklerken Şerif'i kaçıranların bahçede olduğunu görürler. Günlerce Şerif'in nerede olduğunu söylemediler. Birçok resmi yetkiliye başvurduk, alamadık. Şerif kaçırıldığı günden hemen sonra savcılığa başvuru yapıldı. Babam Ankara'da dönemin siyasetçileriyle görüştü, gazetelere ve televizyona yansıdı ancak bir sonuç alamadık. Olaydan yaklaşık 2 hafta sonra harabe bir binada Şerif abimin cesedi bulundu. Otopsi raporuna göre 10-15 gün önce öldürüldüğü belirtildi. Kardeşimizin faillerinin bir kısmı bulundu ve yargılandı ama hak ettikleri cezayı alamadılar. Tırnağın Keldani köyü olan Mehri'de yaşayan Diril ailesi köyleri askerler tarafından yakılınca 1990'lı yıllarda İstanbul'a göç ettiler. İstanbul'da büyük zorluklar yaşayan aile 1993 yılında köylerine geri döndü ve yakılan evlerini yeniden yaptı. Bir kuyumcu imalathanesinde çalışan 16 yaşındaki Zeki Diril ve 12 yaşında olan kuzeni İlyas Diril İstanbul'da kaldı. Burada bir süre çalışarak para biriktirdiler. Biriktirdikleri paraları yanlarına alarak evlerine gitmek için Şırnak'a doğru yola çıktılar. 2 Mayıs 1994 tarihinde henüz evlerine ulaşamadan askeri kontrol noktasında gözaltına alarak uzun geçici jandarma karakoluna götürüldüler. Karakolda nezaret ve emniyet odası defterine 11 Mayıs 1994 tarihi ve 18-19 sıra numarasıyla kaydedildiler. 14 Mayıs 1994 tarihinde Uludere Jandarma Karakolu'na sevk edilen iki çocuk bir tutanakla Uludere İlçe Jandarma Komutanı Bülent Serden Geçli'ye teslim edildiler. Çocuklarının gözaltına alındığını öğrenen aileleri Uludere Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdular. Uludere Jandarma Komutanı Bülent Serden Geçli, İlyas'ın yaşı küçük olduğu için hemen serbest bırakıldığını, 193 sıra numarasıyla gözaltı kaydı yapılan 16 yaşındaki Zeki'nin de ifadesi alındıktan sonra aynı gün akşama doğru serbest bırakıldığını iddia etti. 1995 yılında Zeki ve İlyas'ı gözaltında gördüğünü söyleyen ve Uludere cezaevinde tutuklu bulunan Kaya isimli kişi Zeki'nin babasına çocuklarımızı bir sabah erkenden karakoldan çıkardılar. Çok ağır işkence görmüşlerdi. Sonra bir askerden onları helikoptere bindirilip bir yerden atıldığını duyduk dedi.
Uludere Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada görevsizlik kararı verilerek dosya Şırnak'a gönderildi. Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Aygün, 28 Temmuz 1998 tarihinde Adalet Bakanlığı'ndan Uludere Jandarma Komutanı hakkında cezai soruşturma başlatma izni istedi. Ancak Adalet Bakanlığı soruşturma izni vermedi. Cumhuriyet Savcısının talep etmesine rağmen İlyas ve Zeki Deril'in kaybedilmesinden sorumlu olanların tespit edilebilmesi amacıyla hiçbir cezai dava başlatılmadı. Soruşturma takipsizlik kararı ile kapatıldı. Hiç hukuktan sonuç alınamayınca Zeki Deril'in babası Akko Deril, AHİM'e başvurdu. AHİM, Türkiye'nin Zeki Deril'in gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldığını, destekleyen hiçbir kanıt sunmadığı, Uludere'ye sevk edildikten sonra Zeki'nin başına neler geldiği ile ilgili olarak inandırıcı ve ayrıntılı hiçbir açıklamanın bulunmadığı tespitini yaparak idam kararı verdi. Bu davada da cezasızlık, yurttaşa karşı suç diyen güvenlik güçlerinin korunması için bir zırh olarak kullanıldı. Zorla kaybetme suçu cezasızlık sisteminin varlığında gerçekleşir ve devam edecek iklimi bulur. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda hukukun yolunun açılmaması, insan haklarının sistematik ve yaygın olarak ihlal edilmesine neden olur. Cezasızlık sistemi toplumu hukuktan ve adaletten uzaklaştırarak huzur ve güven içinde bir toplumsal yaşamı imkansızlaştırır. 122 haftadır yüksek ağadan gözaltında kaybetme suçunun cezasız bırakılmasına itiraz ediyoruz. Hükümeti ve adli makamları kaybedilenlerin varlığının inkarı ve kaybedenlerin cezasız bırakılmalarından ibaret olan gözaltında kayıplar politikasından vazgeçmeye çağırıyoruz. 122. haftamızda gözaltına alındıktan sonra katledilen ve akıbeti faili meçhul bırakılan Naci Şengül isimli yurttaşın hikayesine yer veriyoruz. Her ne kadar Türkiye yargısı köyde çatışma çıktığı iddiası üzerine bir savunma hazırlamış olsa da olay yeri tutanakları, meclis raporları, görgü tanıklarının beyanları üzerine karar veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Büyük Dairesi, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkını düzenleyen ikinci maddesi, işkence yasağını düzenleyen üçüncü maddesi ve özgürlük ve güvenlik hakkı başlıklı beşinci maddesini ihlal ettiğine karar verdi. Böylelikle işlenen katliam AİHM tarafından kayıt altına alındı. 30 yıldır Naci Şengül için adalet arayan ailesi ve insan hakları savunucuları katledilen köylülerin akıbetinin bir an önce ortaya çıkarılması gerektiğinin altını çiziyoruz. Göz altında işkenceyle katledilen insanlarımızın hayatları kanun maddeleri içindeki sınırlamalara tabi tutulmadan insanlığa karşı işlenmiş suçlar gerekçesi ile ele alınmalı ve sorumlular bir an önce adil bir yargı önünde hesap vermelidir.